Partide kaybetmeyi de öğrenmeli aynı insanlar gibi. Kaybedip de tekrar kazandığınız zaman tekrar parti. Biz bundan sonra asıl partiyi bundan sonra olacağız. Yani biz bir iktidarla doğmuş bir partiyiz. İktidarla uzun yıllar iki dönem tek başına, üç, dört dönemde koalisyonlar vasıtasıyla ülkeyi yönettik ama hep iktidarda olduk. 2002 seçimleriyle de vatandaş bize bir mesaj verdi. O oy dahi bizi korkuttu, bizi ürküttü. 300 küsür bin oydan korktuk. Şimdi 160 bin oy alan seviniyor, 20 bin oy alan seviniyor. Geçen meclisteki olan bir partinin genel başkan yardımcısıyla görüştüğümüzde dediğim gibi bizim hücrelerimiz sadece uyuyor. Bizim Anavatan Partisi'nin hücreleri ölmedi, uyuyor. Sadece bizim bize düşen görev bu hücreleri uyandırmak. İnşallah biz bu hücreleri de uyandıracağız. En son geçen cumartesi günü Sayın Keçeciler'in evinde Anavatan Partisi'nin özel döneminin tüm bakanlarıyla birlikte bir toplantı yaptım. Çok da güzel bir toplantı geçti. Bu zamana kadar bu kardeşlerimizle, bu büyüklerimizle konuştuğumuzda sürekli bize hakikaten dedikleri de bu çalışmamız var. Biz eğer 1 Kasım'da seçim ötelenirse ki ötelenmesi de lazım. Çünkü Türkiye'de şu an seçimin çok rahat güvenlik içerisinde yapılması için şartlar elverişli değil. Ama olabilir. 1 Kasım'da seçim de olabilir. Bu 1 Kasım'daki seçimde de çok ciddi değişik varyasyonlar ve dizaynlar olmazsa 3 aşağı 5 yukarı aynı sonuçlar çıkar. Türkiye tekrar bir seçim sürecine de girebilir. Ama biz ülkenin istikrarının bozulmaması için, ülkedeki düzenin, asayişin bozulmaması için 1 Kasım seçimlerinde Anavatan Partisi olarak seçimlerde olalım veya olmayalım. Biz Anavatan Partisi olarak girmezsek de ciddi işbirliği görüşmelerimiz var. Parlamentoda olan arkadaşlarımızla. Ülkenin istikrarına katkıda bulunmak için her türlü varyasyona gireceğiz. Ola ki seçimin bahar ayına kalması durumunda da biz hiç kimseyle böyle bir ittifak görüşmesi yapmadan sadece Anavatan Partisi'ne gelen katılan arkadaşlarla birlikte Anavatan Partisi'ni iktidar yapmak, en azından parlamentoya taşımak için gerekli çalışmalarımız var. Bu konuda da yurt dışı, yurt içi her türlü girişimlerimiz, medya sektörüyle, finans anlamında her türlü girişimlerimiz var. İnşallah Anavatan Partisi'ni el birliğiyle layık olduğu yere getireceğiz. Türk siyaseti hakikaten şu an merkez sağda demeyin, merkezdeki bir partinin eksikliğini taşıyor. Şu an 4 partide vatandaşın onlara verdiği mesajı okuyamıyorlar. Mesaj şu: uzlaşın. Uzlaşın ki benim sorunlarımı uzlaşı kültürüyle çözün. Ama maalesef bir partinin genel başkanı seçimin olduğu gün sıcağı sıcağına, hiç devlet adamlığına yakışmayacak bir şekilde kendini bir kenara bırakarak diğer partilere rol biçiyor. O partinin, o partiye oy verenler, o partinin teşkilatında çalışanlar iktidar olmak için mücadele ettiler. Ama o partinin genel başkanı hala kendini ana muhalefet rolü biçiyor. Maalesef bir milletvekilinin ayrılmasıyla dolayısıyla da o ana muhalefet şeyde gitti olası koalisyonlarda. Bizim gibi siyasi partilere düşen görev çözüm üretmek, çözümsüzlük değil. Türkiye o Özal'ın herkesi sevgiyle, hoşgörüyle kucaklayan, herkesi barıştıran, herkesi kucaklayan, herkesi kucaklamanın verdiği sinerjiyle de ülkeyi kalkındıran, zenginleştiren siyaset tarzı, üslubunu özledi. Dikkat edin, o dönemlerde Özal'a anormal derecede, hakarete varan derecede eleştiriler, kılıktan kılığa sokan karikatürler, ama rahmetli genel başkanımız en ufak bunlara hepsini tebessümle karşılar, hepsini sevgiyle, hoşgörüyle karşılar. Türkiye'de de hiç bu gündem ertesi güne sarkmaz. Bizim tek gündemimiz vardı: ülkeyi zenginleştirmek, ülkeyi kalkındırmak, olması gereken birliği, beraberliği sağlamak. Şu an Türkiye'de, Türk siyasetinde bu eksiklik var.
Biz bu eksikliği de görüyoruz. Seçimlere girmek için, girmiş olmak için de seçimlere girmeyeceğiz. Yani özellikle hazine yardımınız olmadığı zaman, devletten yardımınız olmadığı zaman siyaset çok zor şartlarda yürüyor. Hele bir de siyasetin kolpaları, hokkabazları aralarınıza giriyor. Dürüst insanları da siyasetten soğutuyor. Biz maalesef bunları çok yaşadık. Bir sürü brütüsler geldi. Biz İzmir'deki açılışımıza da vardık. Allah razı olsun, o dönemki il başkanımız çok ciddi hazırlıklar yaptı. Ama yanımızdaki siyaset kolpaları gittiler, Anavatan Partisi'ne yakışmayacak hareketlerle. Çok şükür onları temizledik ama maalesef oluyor. Çok zor bir şey. Hepiniz çoluğunuzun, çocuğunuzun rızkından keserek siyasete harcıyorsunuz. Ülkeye bir şeyler yapabilir miyiz diye harcıyorsunuz. Öbür taraftaki adamlar da biri 300 trilyon hazine yardım alıyor, biri 150 trilyon alıyor, biri 100 trilyon alıyor. Altlarında devletin imkanlarıyla makam arabaları, hizmet arabaları. Biz de onlara karşı cebimizden verdiğimiz paralarla bir mücadele. Olsun, biz bunların hiçbirisinden yılmayacağız. Eğer böyle şeylerden yılınsaydı Atatürk zamanında bu yılgınlık olurdu ve Türkiye Cumhuriyeti de olmazdı. Bizim feyzimiz, şiarımız Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. İnsanlara rahmet olarak indirilen Peygamber Efendimiz'in hayatıdır bize örnek olan. İnşallah kurucu genel başkanımız Özal'ın da çok küçük paralarla Anavatan Partisi'ni nerelere getirdiğini, çok küçük bağışlarla Anavatan Partisi'ni nerelere getirdiği de bizim için önümüzde birer örnek. İnşallah bu örnekler doğrultusunda büyük Türk milletine hizmet etmek şerefine nail olur. İnşallah el birliğiyle de bu ülkeye hizmet ederiz. Teşekkür ediyorum. Evet, Sayın Genel Başkanım, tabii ki Bursa basını olarak biz de hem yine Anayol Partisi olarak hem de Anavatan Partisi'ni ziyaret ettik. Evet. Yine Bursa medyasında en azından yaklaşan seçimlerle ilgili size birkaç sorum olacak. Buyurun. Edersiniz. Buyurun. Tabii ki başında da bahsettiğiniz gibi şu anda iktidarda kalan Anavatan Partisi, AK Parti ile Anavatan Partisi en yüksek Türkiye'yi yöneten partilerden bir tanesiniz. Evet. Ama sonuçta yine AK Parti'nin şu anda oy kaybetmesi, bundan sonraki dönemlerde de yavaş yavaş Anavatan Partisi gibi yani eriyerek yok olma yönünde ilerliyor, hızla ilerliyor. Tabii ki liderlerimize baktığımız zaman, hani o liderlerimiz başta Süleyman Demirel, evet. Turgut Özal, yine şu anda Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Liderler, Cumhurbaşkanı olan siyasi partiler iktidardan bir zaman sonra yine iktidardan yok olup gidiyorlar. Bunu neye bağlıyorsunuz? Birinci sorum bu. İkinci sorum, Anavatan Partisi'nin başına Mesut Yılmaz geldiğinde, tek başına iktidarı kaybettiğinde parti bölünmeye gitti. Şu anda da Kamuncu döneminde Demokrat Parti ile birleşmek bir hata mıydı? Hataydı. Çünkü Anavatan Partisi'nin bütün mal varlıkları gitti. Ve şu anda da kendileri geçen hafta ben Demokrat Parti ile de görüştüm. Başkanım da şahittir. Türkiye'de en zengin parti biziz diyorlar. Tabii biz onlara Zafer Başkanımız cevap verdi onunla ilgili zaten ama şu anki Başkanım 7 Haziran'daki seçimlerde tabii ki ülke tek başına iktidar vermedi AK Parti'ye. Evet. Şimdi şu anda baktığımız zaman işte Milliyetçi Hareket Partisi veya CHP %60 blok oradaydı. Ama bu kesinlikle iktidar veya koalisyon çıkmadı. Çıkmamalı. Anavatan Partisi 1 Kasım seçimlerinde veya gelecek seçimlerde meclise girdiği zaman böyle bir tabloyla karşılaşsaydı ne yapardınız? Bu sorunun cevabını alabilir miyim? Hani oradan başlayayım. Biz buyurun. Mesela parlamentoda olsaydık bu çözümsüzlük olmaz. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan ve MHP dediniz. Burada Recep Tayyip Erdoğan'ın hiçbir suçu yok. Ben de olsam, iktidarı kaybetmiş bir partinin kurucu genel başkanı olsam, %60'lık bloğu bozmak için her türlü varyasyonu denedim. Doğal olarak da denedim. Burada hata MHP'nin genel başkanı Sayın Devlet Bahçeli'de. Bu kırılma anı meclis başkanlığı seçiminde oldu. Meclis başkanlığı seçiminde Devlet Bey'in anormal derecede anlaşılmaz bir şekilde sen Ekmelettin İhsanoğlu için Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı devletin bir numarası için anlaşıyorsun, meclis başkanlığı için anlaşamıyorsun. Bu burada çok büyük yanlış ve hesap hatası var. Çok ciddi hesap hataları var.
Ve meclis başkanlığı seçiminden sonra oyun bozuldu ve ipler tekrar Recep Tayyip Erdoğan'ın eline geçti. O da ipleri istediği gibi şu an oynatıyor. O adama hiç kızmamızın anlamı yok. Ona pası Devlet Bey attı sağ olsun. Şimdi Tuğrul Türkeş vasıtasıyla bilmem ne de oyun iyice kendi ayağına dolanmaya başladı. Daha da eğer bak biz ciddi hazırlanalım. Ben Kasım'da hiç beklemiyordum. Biz ciddi hazırlanalım. MHP barajı aşamaz. İnsanların oy vereceği şey yok, alternatif yok. Ben geçen seçimlere giremedim. Giremediğimizden dolayı beni Burhan Üsbatır aradı. Başkanım. Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanımızın adı neydi? Aytaş Durak'la beraber dediler ki bize Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi ve o eski İçişleri Bakanı'nın bir teklifi var. Milat Partisi. Eğer dedik diyor, Anavatan Partisi de içerisinde olursa biz de düşünebiliriz. Bir görüşü. Gittik. Mustafa Destici kendini Tayyip Erdoğan'dan daha üst şeyde görüyor. Sen kimsin lan? Ya daha %1 alamamışsın yani. Sen ne yapmışsın? Yani? Devlet mi yönettiniz? Parlamentoda mı oldunuz? Ne yaptın yani? Bir tane yapının kayığına binip de iki tane kanalda konuşmayla bu iş mi? Oraya gittik, Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi'nde ben notu verdim. Ve çok tepkimizi de orada gösterdik. O konuşmalarda söylememe bile gerek yok. Haddini de bildirdik ve çıktım. Ondan sonra çıktım. Eski Büyükşehir Belediye Başkanlarımızı aradık. Bunlar da ne köy olur ne kasaba olur. Bizim böyle bir yapının içerisinde de olmamız da doğru da değildi. Sevgili başkanım. Partisi veya merkez sağda birleşme, bütünleşme olmasın diye Numan Kurtulmuş'u ve Süleyman Soylu'yu çektiler. Şimdi de gerek Anayol Partisi gerekse Anavatan Partisi'ni tekrar merkez sağda bir hareketlilik var deyip bu konuda orada geçmişteki liderleri bir anda 20-25 bin oy katkısı olur. Türkiye genelinde böyle bir katkısının olacağını zannetmiyorum. Anavatan Partisi'nin kurumsal kimliği önemli. Lütfullah Bey de Yozgat'tan bağımsız aday. Ve de bu dönem kazanma şansı da çok fazla, şartlar da çok elverişli. Ama yani ben Kasım'da bu seçimden olabileceği kanaatinde değilim. Ama her türlü şartlarda devlet deneyebilir, seçimleri de yapabilir. Şimdi son sorum olarak gerekli Anayol Partisi olarak, yok Anayol Partisi olarak Zafer Başkan'a da sordum. Anavatan Partisi olarak size de sorayım. Geçmişte bakanlık yapmış, geçmişte mecliste bulunmuş kişilerden mi oluşacak yoksa Anavatan Partisi yeniden bir yapılanmaya mı çıkacak? Bizim geçmişteki bakanlarımız, milletvekillerimiz sadece bizim abilerimiz, duayenlerimiz. Anadolu'da pırıl pırıl siyasetçiler var. Ne cevherler var. Özal'ın bunları bulduğunda Türkiye'de bunları kim tanıyordu? Tayyip Erdoğan'ın şimdiki bakanları siz Babacan'ı tanır mıydınız? Ahmet Karayel'i kim tanıyordu? Şeyde pırtıcıydı yani çıkışçılar yokuşunda pırtıcıydı. Taner Yıldız'ı kim tanır? Yani önemli olan kurumlardır. Anavatan Partisi'nde dimdik ayakta. Mesut Bey de sadece bizim eski genel başkanımız. Biz ona saygı duyarız. Ama ben öyle bir şey olacağına ihtimal vermiyorum. Mesut Bey'in öyle bir milletvekiline falan da ihtiyacı yok. Ama kurumsal olarak Anavatan Partilileri biz alırız Mesut Yılmaz vasıtasıyla diyorlarsa yanılırlar. Anavatan Partisi'nin kurumsal kimliği burada duruyor. Teşekkür ederim. Biz genel başkan. Ben son olarak Sayın Genel Başkanım bizi
kabul ettiğiniz için. Tamam. Ayrıca da size çok teşekkür ediyorum. Yalnız şunu da size bir kardeşimiz olarak, yani siyasi partinin genel başkanı olarak değil de bir kardeşimiz olarak size vurgulamak istiyorum. Sayın Genel Başkan şunu arz etti size beyanında. Diyor ki ben de olsaydım Tayyip Erdoğan'ın yerinde bu işi yapardım. Ama bir Süleyman Demirel olsaydı, bir Turgut Özal olsaydı, bir Bülent Ecevit olsaydı bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yaptığını yapmazdı. Bunu ben ona katılıyorum. Onu orta bu ülkenin sayın sen muhalefetin genel başkanları bir araya gelip de çözüm üretemiyorsan kendisine tehlike olabilecek bir şey nasıl yani. Genel başkanım, siz Süleyman Demirel'le ilgili solcusu da vardı, sağcısı da vardı, daha da aşırı olan siyasi partiler vardı. Bunları hepsini bir kovanın içerisine koyardı, yoğururdu, insanların önüne sunardı. Ama biz illaki benim partim burada kayba uğramıştır, ben bildiğimi yaparım dediği zaman sizce Türkiye'de bu ihanet